Şimdi emekliler rahatlatılsın. Çok geçinemiyorlar diyoruz. E zaten önümüzde Temmuz'da olacak bir emekli zammı vardı. Fakat şimdi bakın 1 Temmuz'da ben buradan yani Sayın Mehmet Metin nerede? Hani, işte AKP'de görev almış bir milletvekili AK olması Partide. şeyle. Evet, AK Parti'de. AKP'de hiç görev almadım. <laughs> AK Parti'de hiç önemli değil. CHP Cumhuriyet Halk Partisi. Yani aynı şey nezaket. E şimdi şöyle bir şey bakın çok önemli 1 Temmuz'da bu %25 kira artış sınırının kaldırılması ile ilgili bir ...devama gidilmeyeceğini, önceki gün bir açıklama yaptı hükümet Sayın Mehmet Borçlar ile ilgili hüküm idame ettirilmeyecek. Fak, evet. Fakat bakın ben buradan tekrar... Böyle, böyle bir şe şeye ihtiyaç olmadığını yapılan araştırmalarda e, bu sistemin artık e, söz konusu olursa... İhtiyaç, olması, yani değil, ihtiyaç sayın olması, olması değil, ihtiyaç olması değil, ihtiyaç var. Çok rica ediyorum Ve bir fakat, emeklinin maaşıyla o emeklinin maaş, evinde bir e, ay otursun... Sonra da 1 Temmuz'dan sonra evet, e, sayın hukukçumuz e, da buradayken Cem Bey soruyorum. Eğer bu %25 sınırı kalkarsa 1 Temmuz'dan sonra insanların ödeyeceği zam oranı nedir kiralarda? Şu an %76. %76. Ben size soruyorum. Şu an insanlar geçinemiyorken emekliler üzerinden konuşalım. <laughs> %25 zam sınırını kaldırdınız. Bakın diyor ki... Şu an eğer kalkarsa yüzde yediş altı bin liralık kira, on yedi bin altı lira. Ha, şimdi soruyorum, insanlara da oturuyorum. Emeklilere diyorsunuz ki e, yaptınız %25, 30 beş otuz neyse otuz zam yaptınız diyelim. Aa emeklilere zam yaptık Temmuz'da yüzde otuz yaptık diyelim. Geçen gün çünkü e, bir yetkili diyordu ki %26 görünüyor. Şu anda da biz bunu biraz artırırız. Hadi %40 kırk yaptınız. Yüzde yediş kira artışı olacak. Zaten şu an insanlar geçinemiyor. Bu insanlar evi boşaltamaz. Bakın, evi boşaltırsa gidebileceği bir ev yok. Peki Canan Hanım şunu sormak istiyorum. Bu çünkü %25 sınırı ile ilgili hep şu tartışıldı. yirmi e, %25 sınırı getirildi ama buna riayet edilmedi ki. Yani ki o buna riayet kanun edilmedi. gereği Kiracı edildi. ödemezse yapacak hiçbir şeyiniz evet, yok. Evet, evet edildi. Edildi yani gibi için. bir tartışma gündemde. Edildi. Yani kanun ama, gereği %25'i tatbik eder, gönderir. Kiracı hiçbir şey yapamazsınız. Evet. Eee şu an %25'i kaldırıyorlarsa eğer ben söylüyorum o zaman emekliye ne zam yapıyorsanız eğer %76 ise şey e... şu an her ay değişir yargı Hayır yüzde %76 ise eğer şu an kira... o var. zaman hükümete sesleniyorum %76'ya çıkarıyorsanız kira artışlarını maaşları da %76'dan ya az zam yapmamalısınız. Yani ne yapacak bu insanlar? Ben size söyleyeyim bakın şu an tanıyorum. bir e... 1 kilo pirinç almak için 3 ayrı market gezip aynı pirinç nerede daha ucuz, zeytinyağı nerede daha ucuz deyip 3 market gezip sonra en baştaki market 10 lira daha ucuzlu kilosu deyip gidip alan bir sürü 70 yaş üstü insan tanıyorum. Hani bu kadar durum ciddi inanın bana ki bu kira artış oranlarıyla insanlar evden çıkamaz, çıkamayacak çünkü gidip yeni bir ev tutamaz imkansız ne olacak yani. Kaos. Kiracılarla ev sahipleri bir birbirine mi girecekler? Şimdi cümle o, tam da o. Evet. Bugün cümle. duruşmaları takip ettim Mehmet abi. Bir yıl sonrasında suluk mahkeme duruşma günü veriyor ve adliye koridorlarında ev sahibi kiracı birbirlerine girmiş durumda. Evet. Ev sahibi tam kiracı bir birbirine girmiş durumda. Yani tam sayın haberlere şey... şiddet haberleri. Onlara girmeyeyim ben, hadi ede ben ama ee... vahim durumda. O zaman yeni bir oran belirlesinler bakın. Yüzde 25'i kaldırdıysan o zaman bir üst sınır belirleyin. Şimdi ki, Canan Hanım'ın söylediği çözüm, çözümü söylüyor. Üst sınır belirleyin. Deyin ki yüzde 25'i kaldırdık ama siz atıyorum yüzde beş'in ya da atıyorum yüzde 40'ın üstünde zam yapamazsınız. Değil %76'yı kim neresinden ödeyecek bu ülkede? Ne yapsın insanlar yani ev sahipleri gelecek sokağa atacak eşyalarını yaşıyor muyuz? Yok öyle de atamıyor işte tam bu sefer mahkemelere dönüyor. Hayır hayır zor kullananlar var i̇şte yani. O da Türk ceza kanununa göre suç bu sefer evet. sanık oluyorlar. Maalesef e, arabulucular da maalesef çok istenen e, geri dönüşü veremediler. Arabulucular e, Şöyle düzenledim. söyleyeyim, Bilakis mi? %66 başarı sağladılar. Hani benim de istediğim 100 mi? dosyanın 66'sı çözüldü. Benim demek istediğim, benim demek istediğim mi? bir başarı. siz e, genel geçerin e, Adalet doğrusu, Bakanı'nın son açıklaması. Şöyle e, bizim genelde aldığımız ha. E, o geri dönüşleri görüyorlar. Ha. 66 başardı. Yani şu an canım Hanım lafınızı kesiyorum. Hayır, çok lütfen, kıymetli. Buyurun. 100 dosyanın 66'sını vatandaş kendisi çözüyor. Nasıl çözüyor Oylum Hanım? Evet diyor %25 bir sınır var. Benim veremeyeceğim de %75 var. Hmm. Ortada buluşmayı tercih ediyor, bunu da ara çözüyor. Şöyle bir açıklaması evet. var Sayın Şimşek'in, ee, onu aktarayım madem konu buraya evrildi. Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak, Temmuz'da bu düzenleme ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok. Ee, biz şuna inanıyoruz, piyasada fiyatları arz ve talep belirlesin. Yani piyasa kendi akışını bulsun diyor anladığım kadarıyla. arz Akışını buluyor. Piyasa bulsun, insanlar parayı nereden bulacak onu da bana söylesin. Hayır, Devam ediyorum. Akışını bulması farklı yerlere gider. Devam ediyorum. E, konut arzını arttıracağız. Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz. Konut piyasası olarak depreme odaklanmış ya, durumdayız. Oylum Hanımcığım siz bakın Namık Bey de söyledi. Konut şu bu. değil bakın. Tık yaptık 600 bin konut değil. Yılda 600 bin konut yapıyor Toki. Yani tık yaptık bir 600 bin daha gelmiyor. Yok. Ha bunu yapsın kip taşıyla, bunu yapsın belediyeyle ile üstad söylüyor. Bir de Oylum Hanım. Yani siz üretin ondan sonra sınırları kaldırın. Ama bu sınırı kaldırırsanız. Bu çok ciddi efkar umumuydu. Sınırların tutuyor. kalkmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Bakın ben hukukçuyum. Adliyedeki vakayı söylüyorum size. 25'i kaldırıp eğer bunu enflasyon oranına bırakırsanız... ...enflasyon oranında her ay tatbik etmek zorundasınız. Enflasyon, hadi bu ay kesildi dedi bizim beklentimiz. O bu aydan sonra inişe geçecek. E, geçmezse ne yapacaksınız? Kira artış oranları devam edecek. %100'e giderse bu ne olacak? Yani arz talep dengesi ben bunu kabul etmiyorum. Vatandaş mecbur... 1 artı 1'e 4 kişi giriyor gençler Ataköy'de. Yani bir danaya 7 kişi girmek gibi ya. 1 artı 1 49 metrekare 4 kişi yaşıyorlar. Ne yapsın öğrenci talebe? Evet.